İyi günler arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Radio Navigation VR soruları çözümleri ikinci bölüme geldik. İlk bölümde 9 tane sorumuzu VR'la ilgili çözmüştük. Şimdi ikinci bölümde de 7 tane daha sorumuzu çözeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde de VR'la ilgili soruların geri kalanlarını da çözeceğiz. Şimdi 7 sorunun ilki gelsin bakalım. 1500 15.903 numaralı soru. Uçağımız 170 radyanında, manyetik eden 315 derece, bu önemli değil demiştik. Ve korsumuz da 180 derece set edilmiş vaziyette uçuşuna devam ederken, şuradaki CDI'deki en doğrusunu hangi şık gösteriyor? Sorumuz bunu bize ne yapıyor? Soruyor. Şimdi gene daha önceki sorularda yaptığımız gibi radyal 170 derece, kors 180 derece, arasındaki fark 10 derece. Dolayısıyla da bu fark 90 derece küçük olduğu zaman bizdeki indication, from indication olacağını önceki soruları çözerken söylemiştik. Bu from indication'ın hangi şıkta olduğunu, hangi şıklarda olduğunu şöyle bir irdeleyelim. Diyelim ki işte korsumuz göstergesi de from indication'ı burada. İşte burada da korsumun göstergesi de from indication'ı. İşte gördüğünüz gibi A şıkkı ve delta şıkkı from. Diğerleri de to olduğundan dolayı diğer iki şıkkı ne yapıyoruz? Öncelikle eliyoruz. Eleme işleminden sonra A ve D şıklarından hangisi doğru correction'ı gösterdiğini bulmak için course çizgimizi iki şıkta da çiziyoruz. 180 derece course'umuzu çizdik. Bu çizdikten sonra işte A şıkkında barımız course'un 10 derece solunda, D şıkkında da barımız course'umuzun 10 derece sağında yer almaktadır. Radyalımız 170'ti. A şıkkında ve D şıkkında radyal 170'leri çizdikten sonra daha önceki soru cevaplamada hatırlayalım. Uçağımızın bulunduğu radyal ile bar aynı tarafta olmayacaktı. Dolayısıyla da A şıkkını da eliyoruz ve doğru cevap D şıkkı olarak işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi figürde A şıkkında doğru olarak işaretlenmiş oldu. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzda da bir HSI sorusu. Aynı değerler 170 radyal, 315 heading önemi yok. Korsumuz 180. HSI A, B, C, D şıkkından hangisi doğru correction'ı correct indication'ı gösteriyor. Bunu hemen bulacağız. Gene baştan yaptığımız gibi radyal 170, korsumuz 180, arasındaki fark 10 derece yazıyoruz ve bu fark 90 derecenin küçük olduğundan from indication diyoruz. Hatırlayalım HSI'da korsumuzu gösteren ok ile korsumuzu gösteren ok ile from indication'ı ayrı ayrı taraflarda olacaktı. To indication'da da course göstergesi to indication'ı peş peşe olacaktı. Buradan bir hatırlatma yapalım. Dolayısıyla da A şıkkı işte gördüğünüz gibi from, bir de gördüğünüz gibi C şıkkı da from indication. Dolayısıyla da diğer iki şıkkı ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Ve gene course'umuz 180'i her iki A ve C şıkkında course'umuzu hattımızı çiziyoruz. A şıkkında korsumuza göre bar kors aşağı doğru 180 gösterdiğine göre bar 10 derece solumuzda. C şıkkında da bar 10 derece sağımızda. Radyalımızı da her iki şıkta da işaretliyoruz arkadaşlar. A şıkkında ve C şıkkında ve diyoruz ki A şıkkında uçağın bulunduğu radyalla barımız aynı tarafta olmayacaktı.
Dolayısıyla da bu şıkkı eliyoruz ve Charlie figürü doğru işaretten doğru seçeneği buluyoruz. Evet, bu HSI sorumuzu da yapmış olduk. Şimdi gelelim gene bir CDI ve RMI'nin birlikte sunulduğu başka bir soruya. Daha önceden bununla benzer örnek ilk bölümde yapmıştık. Uçağın manyetik heading'i veriyor. Bu bizim için önemli değil. VR olduğu yerdeki variation 10 derece verilmiş. Bu da önemli değil. Uçağın bulunduğu yerdeki variation 12 derece verilmiş. Tamamen buradaki bilgiler bizim için önemli değil. Annex'e bakıp sorularımızı çözeceğiz. Daha önceki CDI sorusunda işte kors hattımızı şöyle çizdik ve kors hattımız 0,60 olarak şu anda görüyoruz. Ve true indication ve bar şeyimizin kursumuzun 10 derece sağında. Dolayısıyla da uçağın bulunduğu radyalde kors hattının solunda 10 derece olacaktır. Onu da işaretledik ve radyal 250 derece olarak belirledik. Bunu daha önceki soruda da bulmuştuk. Dolayısıyla da true indication gördüğünüz gibi uçağımızın true indication'ı işte A şıkkında bir de true indication'ı kursumuza yakın olan bu VR ibresini gösterdiği kursumuza yakın olan bölümde yer alan true indication'ı D şıkkında şu anda görüyorsunuz. Ve diğer iki şık B ve C şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Sonradan da RMI'nin üzerindeki radyalımız A şıkkında VR ibresinin arka ucundan 230 derece radyal olduğunu okuyoruz. D şıkkında da VR ibresinin arka ucundan radyalın 250 derece olduğunu görüyoruz. Ve ilk annexteki CDI üzerinde radyalı 250 derece olacağını, uçağın bulunduğu pozisyonu bulmuştuk. Dolayısıyla da A şıkkını da eliyoruz. Cevabımız delta oluyor. İşte burada da figür D delta'da tesadüf olarak aynısı rast gelmiş. Bu sorumuzda cevaplamış olduk. 15.911 numaralı sorumuzda yine annex verilmiş. Manyetik heading önemli değil. Variation duvarı önemli değil. Aircraft variation önemli değil. Gene aynı HSI ve CDI'deki çözümlerle RMI'deki ibrenin bulunduğu, VR ibresinin bulunduğu duruma göre hangi aneksin doğru gösterdiğini ne yapacağız? Burada işaretleyeceğiz. Gene kors hattımızı çiziyoruz. Kors hattımızı çizdikten sonra 60 derece şu anda görüyorsunuz. Ve bu kors hattına göre barımız sağda 10 derecede ve true indication. Bunları şu anda artık göstergeleri okuyabiliyoruz. Bu 10 derece sağda olduğundan uçağımız hattımızın korsumuzun 10 derece solundaki radyalı üzerinde olduğunu şu şekilde 250 radyalında olduğunu ne yapıyoruz? Buluyoruz. True indication bakacağız. Gene korsumuza yakın olan A şıkkıyla B şıkkında korsumuza yakın olan VR'ın ucunun korsa yakın olan bölümünde olduğunu gördük ve bunları true olarak da ne yaptık? İşaretledik. True indication'larımızı bulduk ve diğer iki şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Ve A seçeneğinde VR ibresinin arka ucundan radyalımızı 230 derece okuduk. Ve B şıkkında da seçeneğinde de VR ibresinin arka ucundan radyalımız 250 olduğunu gördük. Radyalımız 250 derece olacağını HSI üzerinden kanıtlamıştık. Dolayısıyla da A seçeneğinde
eliyoruz ve B seçeneği bizim B figürü doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, 15907 numaralı 15907 numaralı sorumuzu da gene CDA ile bu kez RMI'yi ilişkilendireceğiz. Bu sorumuzu da çözeceğiz. Gene manyetik heading ve variation'lar önemli değil. Bunları artık öğrendik. Tamamen anekse bakaraktan sorumuzu çözeceğiz. İşte kors hattımızı çizdik. 0.60 ve bu hattımızın çizdikten sonra from indication ve barımız solda 5 derece left olarak olduğunu görüyoruz. Ve bizim from indication'ı kors hattımız 0.60'ın tam tersinde olacak şekilde from işte şurada bizim 5 derece sağımızda ve 0.65 derece radyalında uçağın olduğunu tespit ediyoruz. İşte bu durumda from indication A şıkkı ve from indication C şıkkı olduğunu tespit ediyoruz. Daha önce de bunları nasıl seçtiğimizi görmüştük. Seçilen korsa radyalın bulunduğu yerin tam tersini gösteriyor ok işareti. Bu da from indication oluyor. Dolayısıyla de geri kalan iki şıkkı Bravo ve Delta'yı ne yapıyoruz? Eliyoruz. Gene radyallı VR ibresinin arka ucundan 0.65 olarak A seçeneğinde okuyoruz. B seçeneğinde de VR'ın arka ucundan radyanın 0.55 olduğunu görüyoruz. Bu durumda CDR üzerinde radyalımızın 0.65 olduğunu tespit etmiştik. C şıkkını da eleyip doğru seçenek A şıkkında olarak cevabımızı işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, hem CDI hem RMI'nin birlikte olarak çözümlerini, HSI'da da çözümlerini bu şekilde görmüş olduk. Evet, bir sorumuz daha geldi. Bu sefer HSI'nin RMI ile ilişkilendirmesi sorusuna geldik. Gene magnetic heading, variation'lar şu anda bize etkisiz, hiçbir bize faydası yok. Dolayısıyla gene HSI üzerinden course'umuzu çizdik. Course'umuz 60. From indication ve 5 derece sol barımız yer almış. Bu durumda da kursumuzun sağ tarafında 5 derece right olaraktan radyalımızı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Bu radyalımızda 0.65 olduğunu gördük. A, B, C, D seçeneklerinden from indication seçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi from indication A ve C seçeneklerinde gördüğünüz gibi radyalımızın olduğu taraf bu taraf, istasyonumuzun olduğu okuyu gösteren taraf bu taraf olduğu için from indication aynı şekilde A ve C şıklarında. Bravo Delta şıklarını to indication olduğu için bunları eliyoruz. Ve RMI'larımızın üzerinde radyalımızı VR'ın arka ucundan A şıkkında 0.55 derece olarak okuyoruz. C seçeneğinde de VR'ın arka ucundan radyalımızın 0.65 olduğunu görüyoruz. Bu durumda A seçeneğinin yanlış olduğunu ve onu da eliyoruz. Dolayısıyla da cevabımız Charlie olarak işaretliyoruz. Evet, 15.513 numaralı son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu VR çözümlerindeki ikinci bölümün son sorusu. Bu da ya aynı ATPL sınavındaki görsel aynı bu şekilde siyah olarak gelecek size. Gene 0.65 radyalında uçağımız uçuyor. Heading'imiz 0.90 manyetik, bunun önemi yok bu sorularda. Ve kursumuz 240 derece. Hangi HSI bu bizim verilenleri doğru olarak gösterdiğini şimdi bulacağız.
Gene kursumuz 240 derece yazıyoruz. Radyalımız 0-65, arasındaki fark 175 derece ve 90 derecenin büyük olduğundan dolayı HSI two indication gösterecek. Two indication nasıl buluyorduk? Diyelim ki kurs ibremizle two from indication'ın aynı tarafta olduğu şu iki A ve B şıklarının two indication olduklarını seçiyoruz. Diğer iki şıkkımız from olduğu için bunları öncelikle eliyoruz. Bütün sorularda bu sistemi kullanıyoruz arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla da hem şıkları eleyerekten daha kolay çözüm elde ediyoruz. Evet, 0.65 radyalı olduğuna göre 0.65 radyalına HSI'nin üzerinde A şıkkında ve B şıkkında işaretliyoruz. Daha önceki söylediğimiz kuralımıza göre radyal ile bar aynı tarafta olmayacaktı. Bu bizim kolay bir çözümümüzdü. Dolayısıyla da A şıkkını değiliyoruz. Cevabımız Bravo'yu kolaylıkla buluyoruz. Böylelikle arkadaşlar ikinci bölüm VR çözümleri sorularını bitirmiş olduk. Size bu VR çözümleriyle sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Eğer videolarımızı beğendiyseniz yorum yapmayı ve bana like atmayı da unutmayınız. Geri kalan VR çözümleriyle ilgili bölümler tekrardan gelecektir. Peşinden de ADH çözümleri ile ilgili videolarımız gelecek. Dolayısıyla da videolarımızı izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet.